Ne yapacağız şimdi? Buraya geldiğimiz zamana geri dönmemiz lazım. Ne olursa olsun şeyhimin verdiği arznameyi Yeniçeri Ocağı'na götürmemiz lazım. Hem de hemen. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa bana dair her şey gibi... ben de silinip gidebilirim anne. Bunu kabullenmek zor olsa da İskender haklı. Bir an önce gitmeleri gerekiyor. İyi de makine hala hazır değil ki. Hem daha taş bulunamadı. Ne oluyor? Bu ne? Sürpriz! Ne oldu? Şaşırdınız değil mi? Ha? Fikri ne oluyor? Taş. Savaş Hoca taşı buldu. Ben de her şeyi halledene kadar size bir şey söylemek istemedim. Böyle daha iyi olmadı mı ya? Yüksek bir giriş oldu değil mi? Ha? Her şey halloldu mu peki? Halloldu İskender'ciğim. Makine hazır, taş hazır. Bu elimde görmüş olduğunuz uzaktan kumanda ki ben buna Zamangaç adını verdim. Gittiğimiz yerden bizi geri getirmek için emrimize amade. Yahu yarın yola reva oluyoruz ya. Beni bağışlayabilecek misin? Neden? Çok nazik ve düşünceli bir yaş olduğun için mi? Yoksa İskender gibi harika bir çocuğun annesi olmama vesile olduğun için mi? Siz benim bu hayattaki en değerlerim oldunuz. Bu yüzden bağışlanma dilemene gerek yok. Ama bir şey var. Ben de sizinle gelebilir miyim? Yarın turnuva var. Ona bile katılamayacaksın öyle mi? Çok üzgünüm arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakmayı asla istemezdim. Ama inanın elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şey bir bir siliniyor. Sırada ne var bilmiyorum. Abo, düşünsenize. Tam atışlar sırasında siliniyor. Böyle tam oku atacak. Bir anda kolu gidiyor. Korkunç oldu. Arda. Arda. Kızmayın, doğru söylüyor. Ben olsam da olmasam da o karşılaşmayı kazanacaksınız, biliyorum. Bunu hepimiz gördük, öyle değil mi? Peki bir daha hiç dönmeyecek misin? Kaderimizde ne yazıldıysa o. Buraya gelmeyi de ben seçmedim. Ama kader beni sizinle buluşturdu. Gitmeden önce sizden son bir isteğim daha var. Yarın sabah erkenden kalkın. Turnuvanın olacağı yere gidip antrenman eksiğinizi kapatın. Ben hangi zamanda olursam olayım, sizin zafer çığlıklarınızı yüreğimle duyacağım. Tamam İskender. Sen merak etme. Senin için kazanacağız. Bizi sakın unutma, tamam mı? Bak. Bizim görevimiz orada. Senin görevin burada. Sen öğretmenlik gibi mukaddes bir görev yapıyorsun. O çocukların, özellikle de kasırganın, senin yol göstermene, iyilik ışığına ihtiyaçları var. Hem Allah korusun orada başımıza ne geleceği belli değil. Eğer bir şey olursa Mavi Ay sana emanet. Geri dönmeyecek değil mi? Bir daha onu hiç göremeyeceğim değil mi? Değil mi?
Birbirlerini yürekten sevenler için zaman ve mekanın bir kıymeti yoktur derdi Pir. Kendine dikkat edeceğine söz ver bana. Kendine de. Oğlumsa da söz ver. Söz. Kıskanır.